Cönük ilçesi Başalan Çengallar Mahallesi'nde 4'e engelli 5 çocuk annesi 62 yaşındaki Şahsenem ve 65 yaşındaki Yaşar Aslan çiftinin inanılmaz fedakarlığı insanlara ders veriyor. Bu da aynı, Başarı. aynı, aynı yaşlarda başlıyor. 13, 14 böyle o yaşlarda geldi. Aynı. Biri işitme engelli, üçü de yatalak engelli çocuklarına gözü gibi bakan 62 yaşındaki anne şahsenem Aslan. Çocuklarıyla birlikte son derece mutlu olduğunu söyledi. Ama şimdi çocuğu, evlat acısı çok zor. Allah hiç kimseye vermesin. Çok. Analar, babalar, evlatları bazı çalışmaya gidiyor, oraya buraya gidiyor da canını sıkıyor. Hiç sıkmasın. Sağ olan nerede olsa gönlünü beceriyor. 26 sene oldu. Kas hastalığı diye bulaşıldı. Anne, anam şora mağari, anam bu mağari. İşte bu vaziyet yat ile böyle. Yorulmayayım, zorlanmayayım. Gece uykum gelmeyi, de hiç durasım gelmeyi. Onlar böyle anam dedikçene. Onlar uyusala benim hiç rahat etmeyeyim böyle gelip yanlarına dolanayım ki uyuyla mı rahatlar mı? Benimle konuşsala bana anam desene diye. Akraba evliliği sonucu doğan 41 yaşındaki Turan Arslan, 36 yaşındaki Nuran Arslan, 34 yaşındaki Erkan Arslan. 30 yaşındaki Nurhan Arslan ve 28 yaşındaki Kıymet Arslan'dan sadece en küçük çocuk olan Kıymet Arslan'ın dışındaki diğer 4 çocuk, yaşları 12 ile 15 arasında çeşitli kas ve iskelet rahatsızlıklarının görülmesi üzerine engelli oldular. 26 yıldır anne Şahsenem Arslan, engelli çocuklarına eşi Yaşar Arslan ve 28 yaşındaki kızı Kıymet Arslan'la birlikte bakmaya başladı. Hmm. 36 yaşındaki Nurhan Arslan, annesini çok sevdiğini belirtti. Eller ki annem tutulmaz mı ya? Adana babam peygamber. Peygamber efendimiz ne demiş? ananın ayağını aldı. Ayağını aldı da çeldi. Der. Baba Yaşar Arslan ise böyle yaşamaya alıştıklarını ifade etti. Bu 25-26 senedir oluyor bu çocuklar yatağa düşerli. Bir 3-5 sene de onun öncesi var. Şöyle böyle 30 yıl. normal bir hayatın yarısı demek. Hani biz şimdi bu hayattan başka bir hayat pek de öyle yaşamadık.